Merhabalar, bugünkü aracımız 2005 model Kia Carens. Aracımıza 9 inç Android multimedyamızı entegre ettik. Entegrasyonla ilgili detay bilgi şu şekilde: aracın orijinal CD radyo yuvadan ayırdık. Oluşan boşları kaplayan Carens'e uyumlu özel bir çerçevemiz var. Çerçevenin yan dokusu orijinal panel çerçevesiyle birebir aynı dokumda. Fitlik ve sağlamlık düzeyi çok üst seviyede oluştu. Bu birinci konuydu. İkinci konu, fabrikasyon konnektör yapılarını bozmadık. Birebir karşılıklarını kullandık. Bir önemli konu, direksiyon kumandalarının cihaz üzerinde çalıştırılması. Sorunsuz bir şekilde cihaz üzerinde çalıştırdık. 5 fonksiyonu, tuşun 5'i de cihaz üzerinde çalışıyor. Bir eklentimiz geri görüş kamerası. Geri vitesi aldığımız zaman kameramız devreye giriyor. Kullandığımız kamera analog HD bir kamera. Derinliğinde dik ve açı veriyor. Boşaya da ileri vitesi aldığımız zaman da otomatik devreden çıkmış oluyor. Tekrar etmek gerekirse aracımız 2005 model Kia Carens. 9 inç cihazımıza entegre ederken özel bir çerçeve kullandık. Konnektör yapılarını bozmadık. Direksiyon kumandalarını çalıştırdık. Geri görüş kamerasıyla montaj tamamlanmış oldu. Cihazımız araca neler kazandırdı? Öncelikle Apple CarPlay ve Android Auto'yu kablosuz kullandırıyor. Şu anda Apple CarPlay arayüzündeyiz. Kablosuz olarak çalışıyor. Spotify'dan bir müzik açarak direksiyon kumandalarını gösterelim. On yalnız zorda. Ses kısma, ses açma, şarkı geçişleri sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Direksiyondaki sol taraftaki mod tuşunu telefon cevaplama, power tuşunu da bas konuş olarak ayarladık. Orada mısın? Dinliyorum. İstanbul'da hava nasıl? İstanbul'da şu anda gökyüzü bulutlu ve sıcaklık gibi. Kullanıcı hem Apple CarPlay'de hem de Android Auto'da ilgili tuşu bas konuş olarak kullanarak direksiyon simidini elinden bırakmadan birçok şeyi artık konuşarak yapabilecek. Android Auto'yu da cihazımız kablosuz olarak sunuyor ve her iki akıllı telefondan da ekran yansıtmayla ilgili uygulama üzerinden kablosuz olarak gerçekleştirebiliyor. Başka neler yapıyor? Radyo kısmı. Radyoda RD sinyallerini alabilir. Nitelikte radyo istasyon hafızaları var. Cihazımızda 3 türlü navigasyon var. Birinci tür navigasyon offline. İkinci tür navigasyon cihaza internet paylaştığı zaman Google Maps ya da farklı uygulamaları Play Store hesabına kurup kullanabilecek. Üçüncü tür navigasyonu da Apple CarPlay ve Android Auto'dayken ilgili konum mantığını sorunsuz bir şekilde araçta kullanmış olacak. Şöyle yapalım. İlgili uygulama buraya geliyor. Hangisini seçersek ya da Google Maps seçebiliriz. Google Maps'te ilgili kısımdan bu kısma otomatik ekran paylaştırımı ikiliye bölerek de gösterebiliyor. Farları kapattığımız zaman gündüz modu, farları açtığımız zaman da gece modu sorunsuz bir şekilde çalışmış oluyor. Telefonla görüşme ve telefondan müzik aktarım için Bluetooth altyapısı harici mikrofonumuzla ilgili kısımda, böylelikle telefon görüşme kalitesi daha üst seviyede olacak. İlgili kısma 2 adet USB'miz var. İlgili kısma çektik. Bu USB'ler üzerinden videolar ve müzikler açabiliyoruz. İlgili ikon vasıtasıyla müziklere erişim sağlanacak. İlgili ikon vasıtasıyla da videolara erişim sağlayacak. Böylelikle klasörlerle ilgili kısımdan seçmiş olacak kullanıcı. Cihazımız Android işletim sistemli olduğu için cihaza internet paylaştırıldığı zaman artık Play Store'dan kurulmuş ya da kurulacak YouTube ya da farklı uygulamaları da internet paylaştırdığı zaman kullanıcı aracında kullanmış olacak. Biraz önce bahsettiğim gibi bir geri görüş kamerası entegrasyonumuz vardı. Kullandığımız kamera analog HD bir kamera, derinlik netlik gibi açı veriyor ve referans çizgileri de kullanıcı dilediği ayarda yapabilecek. Otopark çizgilerine göre de bu şekilde ayarda yaptırabiliyor yeni nesil cihazımız. Boşaya da ileri vites aldığımız zaman da otomatik devreden çıkmış olacak. Cihazımız bu işlemleri yaparken hangi donanımda çalışıyor ondan bahsedelim. TS18 platformu, birçok MTK, T3 ya da B200 anakart işlemcilerine, boardlarına göre daha hızlı ve daha stabil çalışıyor cihazımız. 8 çekirdekli Cortex A55 işlemci kullanıyor 1.6 GHz hızında. Total olarak toplamda 64 GB dahili hafızası var. 4 GB RAM. 14600'de kapasitif IPS ekrana sahip. IPS ekran olmasının avantajı, aracın değişik açılarına baktığınız zaman kesinlikle görüntü kaybı yaşatmıyor ve kullanıcıya günlük hayatta kullandığımız akıllı telefonlardan aldığımız o dokunmatik hissiyatı sunmuş oluyor. Aracımız 2005 model Kia Carens, 9 inç cihazımızı sorunsuz bir şekilde entegre etmiş olduk.